Büyük ya da karmaşık belgelerle çalışmak. Asıl belge oluşturmak. Karmaşık ve uzun belgelerle çalıştığınız zaman ana hat görünümünü kullanabilirsiniz. Ana hat görünümü belgeyi görüntülemenize ve tekrar düzenlemenize olanak sağlar. Ana hat görünümünün amacı belgenin biçimlendirilmesini basitleştirerek belgenin yapısı üzerinde odaklanmanıza yardımcı olmaktır. Ana hat görünümünü çeşitli biçimlendirme özellikleri kaldırılarak daraltılmış bir kitaba benzetebilirsiniz. Örneğin 7 ana konudan oluşan bir belge üzerinde çalıştığımızı varsayalım. Anaat görünümünde her konuyu ayrı bir belge olarak düzenleyebilirsiniz. Biçimlendirme sayfa numaraları ve benzeri gibi bütün işlemleri tüm gruba uygulayabilirsiniz. Ana hat görünümünde üzerinde çalışılan belgenin tümüne asıl belge denir. Konu başlıklarına ait her ayrı belgeye de alt belge adı verilir. Ana hat görünümü, başlıklar ve alt başlıklar kullanan belgeler oluşturmak ve görüntülemek için etkili yöntemler sunar. Belgeyi düzenlemek, başlıkları ve alt başlıkları görmek istiyorsanız asıl belgeyi ana hat görünümünde açmalısınız. Her konu başlığına ait olan alt belgelerle çalışıp asıl belge oluşturabilirsiniz. Var olan bir belgeyi de alt belgelere bölerek çalışabilirsiniz. Tercih kullanım alışkanlıklarınıza kalmıştır. Şimdi uygulamamıza başlayalım. İlk adım olarak yeni bir belge oluşturacağız ve ana hat görünümünde açacağız. Şimdi ofis düğmesine tıklayalım. yeni komutunu tıklayalım. Oluştur düğmesini tıklayalım. Açılan yeni belgede durum çubuğunda ana hat düğmesine tıklayalım. Belge ana hat görünümünde açılacaktır. İmlecin hemen solundaki küçük daire bu satırın belgedeki ilk hiyerarşik satır olduğunu gösterir varsayılan olarak Word ilk başla düzey 1 stilini uyguladı. Araç çubuklarıyla metin düzeyleriyle çalışılabilir, alt belgeleri düzenleyerek asıl belge oluşturabilirsiniz. Şimdi ana hat görünümüne geçilmesiyle ortaya çıkan ana hat şeridinde bulunan araç çubuklarını inceleyelim. Ana hat araçları grubuyla belgedeki düzeyleri ayarlayabilir, bu düzeyleri indirgeyebilir ya da yükseltebilirsiniz. Belgedeki biçimlendirmeleri kaldırabilir, her öğenin yalnızca ilk satırının gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Asıl belge grubuyla belgeleri alt belgelere dağıtabilir ya da asıl belgeye toplayabilirsiniz. Şimdi başlıkları girelim. Siz bu başlıkları elle girebilirsiniz. Biz kolaylık olması açısından kopyala yapıştır yöntemiyle belgemize taşıyacağız. Görev çubuğundaki başlıklar belgesine tıklayalım. Başlıkları seçelim. Sağ tıklayarak kopyala komutunu verelim. Yeniden belgemizi açalım. Son olarak yapıştır komutunu verelim. Belgede herhangi bir noktaya tıklayarak seçimden çıkalım. 7 adet konu başlığımız ana hat görünümünde açık olan belgeye eklendi. Word bu başlıklara düzey bir stilini atamasına karşın siz istediğiniz başlık stilini seçebilirsiniz. Şimdi belgemizdeki bu başlıkların hepsini seçerek tüm başlıkları alt belge haline getirelim. Kontrol A tuşlarına basalım asıl belge grubundaki belgeyi göster düğmesine tıklayalım. Açılan asıl belge grubunda oluştur düğmesine basalım. Artık her başlık için ilk başlık stiliyle eşleştirilen yeni bir belge oluşturulmuştur. Bu durumda tüm başlıklar başlık bir stilini kullanır. Böylece 7 alt belge oluşturulur. Gri dikdörtgenler her alt belgeyi çevrelemiştir. Her başlığın altındaki küçük dairelerse bu hattın metin girmek için kullanılabileceğini belirtir. Alt belgeler oluşturulmasına rağmen henüz her biri özgün belgeler olarak kaydedilmediler. Bunu yapmak için asıl belgeyi kaydetmelisiniz. Bunu yaptığınızda Word her alt belgeyi başlık metinlerindeki isimlerle otomatik olarak kaydedecektir. Şimdi asıl belgeyi kaydedelim. Hızlı erişim araç çubuğundaki kaydet düğmesine tıklayalım. Kayıt yeri olarak masa üstünü seçelim. Kayıt klasörü olarak Excel 2007 klasörünü, dosya adı olarak ana belge metnini girip kaydet düğmesine basalım. Artık Excel 2007 klasörümüz 8 yeni belgeden oluşmaktadır. 1 asıl belge ve 7 alt belge. Asıl belgeyi oluşturduktan sonra diğer alt belgeleri asıl belge içinde ya da ayrı bir pencerede düzenleyebilirsiniz. Şimdi bu oluşan 8 adet belgeyi kontrol edelim. Bunun için masa üstündeki Excel 2007 klasörünü açacağız. Penceremizi simge durumunda küçültelim. Excel 2007 klasörünü çift tıklayarak açalım. Klasör penceresinde 1 adet asıl belge ve 7 adet alt ad belge olmak üzere 8 adet belge bulunmaktadır. Bu klasörde her belgeyi ayrı ayrı düzenleyebilirsiniz. Ancak ana hat görünümündeki bağlantılarla çalışarak bu düzenleme işlemlerini çok daha kısa sürede yapabilirsiniz. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra yeniden belgemize dönelim. Alt belgeyi ayrı bir pencerede açmak için asıl belgedeki aç bağlantısını kullanabilirsiniz. Şimdi bu sayfadaki bağlantıları kullanarak ilk alt belgeyi açalım. Asıl belge grubunda alt belgeleri daralt düğmesine basalım. Sayfada her alt belge başlığı bir bağlantı halini almıştır. Linklerle yani bağlantılarla çalışmak konusunda da ayrıntısına değinildiği gibi bir bağlantıyı açmak için kontrol tuşunun yardımına ihtiyaç vardır. Kontrol tuşu basılıyken matematiksel fonksiyonlar alt belgemize tıklayalım. Word bu alt belgeyi ayrı bir pencerede görüntüler. Şimdi bu belge üzerinde düzenlemeler yapıp kaydedebilirsiniz. Uzun belgelerle çalışırken ana hattı kullanmanın faydaları şunlardır. Alt belgeleri ayrı bir belge olarak düzenlemeye, biçimlendirmeye ve yazdırmaya imkan tanıması, bir stilin tüm asıl belgeye ve alt belgelere uygulanabilmesi, alt belgelerde silme, ekleme ve düzenleme işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi, Dizin ve içindekiler bölümlerinin tüm alt belgeler için oluşturulabilmesi. Asıl belgeye dönmek için bu belgeyi kapatalım. Bir sonraki konuda içindekiler tablosu oluşturacağız. İçindekiler tablosu oluşturma birçok konudan oluşan uzun bir belge ile çalıştığınız zaman, bu belgeye içindekiler tablosunu dahil ederek, kullanıcıların içeriye rahat bir şekilde erişmesini sağlayabilirsiniz. İçindekiler tablosu, belgedeki başlık ve konuları listeleyen bir tablodur. Belgeyi normal, sayfa düzeni ve ana hat görünümlerinin herhangi birinde görüntülediğiniz zaman, içindekiler tablosunda her başlığın ilişkili olduğu sayfa numarası listelenir. Web görünümünde ise başlıklara dair linkler yani bağlantılar listelenir. Word içindekiler tablosunu belgedeki başlıkları kullanarak otomatik olarak oluşturur. Eğer belgede başlık yoksa aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak başlıkları oluşturabilir ve biçimlendirebilirsiniz. Metin girmek ve başlık stillerini uygulamak, metin girmek ve özel stilleri uygulamak metin girmek ve ana hat düzeylerini atamak, paragrafa yerleştirilmiş olan metinleri kullanarak başlık sisillerini uygulamak. Şimdi içindekiler tablosu oluşturmaya başlayalım. Belgemiz sayfa düzeninde görüntülenmektedir. Başlığın alt tarafına iki boş satır eklenmiştir. Bu belge, başlık 2 stiliyle biçimlendirilmiş 7 başlık içermektedir. Bu başlıklardan bazıları alt başlıklar içermektedir. Bu alt başlıklarda içindekiler tablosuna eklenebilir. İlk adım olarak imlecin uygun yere konumlanması gerekmektedir. Bu örneğimizde imleç zaten belgenin başında konumlanmış durumda olduğundan taşınmasına gerek yoktur. Şimdi başvurular sekmesine tıklayalım. İçindekiler tablosu grubundan içindekiler düğmesine tıklayalım. İçindekiler tablosu ekle menü öğesini seçelim. İçindekiler tablosu iletişim kutusu açılır. Bu pencere aracılığıyla içindekiler tablosunun ve bu tabloda kullanılacak başlıkların biçimlerini değiştirebilirsiniz. Baskı ön izleme bölümü, tablonun yazıcıdan çıktığı zaman nasıl görüntüleneceğini kullanıcıya sunar. Çalışırken sık sık bu bölümü kontrol etmekte fayda vardır. Web ön izleme bölümü tablonun bir web sayfasında nasıl görüntüleneceğini gösterir. Sekme öncüsü bölümüyle içindekiler tablosunda başlıklar ile sayfa numaraları arasında bırakılacak boşluklara hangi işaretlerin konulacağını belirleyebilirsiniz. Birçok içindekiler tablosu sekme öncüsü olarak noktaları kullanır. Düzeyler hangi başlık düzeylerinin içindekiler tablosunda görüntüleneceğini belirler. Varsayılan olarak 3'tür. Şimdi bu değeri değiştirerek değişiklikleri inceleyelim. Yeniden düzeyleri göster metin kutusundaki değeri 3 yapalım. Seçenekler düğmesiyle Hangi başlık stilinin içindekiler tablosuna dahil olup olmayacağını belirleyebilirsiniz. Şimdi seçenekler düğmesine tıklayalım. Bu iletişim kutusu, içindekiler tablosu oluştururken kullanılacak olan bileşenleri seçmenize olanak tanır. Böylece içindekiler tablosu için kullanılacak stilleri, ana hat düzeylerini tablo girdi alanlarını düzenleyebilir, tüm ayarları sıfırlayabilirsiniz. Örneğimizde sadece içindekiler tablosu oluşturmak istediğimiz için ana hat düzeyleri seçeneğinin önündeki ona işaretini kaldırıyoruz. Kullanılabilecek stiller bölümü belgede kullanılan tüm stilleri içerir. Örneğin bu belgede başlıklara özel stil kullanılarak biçimlendirme uygulanmışsa bu stil burada listelenecektir. İÇT, içindekiler tablosunun kısaltmasıdır. Tamam düğmesine basarak penceremizi kapatalım. Şimdi biçimler açılır listesini inceleyelim. Biçimler açılır okunu tıklayalım. Bu seçenek, içindekiler tablosu için istediğiniz bir biçimi seçmenize olanak tanır. Böylece, içindekiler tablosunun yazı tipini, rengini ve paragraf ayarlarını bir kere de değiştirebilirsiniz. İçindekiler tablosu, varsayılan olarak standart şablona göre biçimlendirilir. Bu şablonun özelliklerini değiştir düğmesine basarak değiştirebilirsiniz. Biçimler seçeneği aracılığı ile önceden tanımlanmış bir tablo biçimini de belgenize uygulayabilirsiniz. Şimdi içindekiler tablosunu resmi biçim öğesine göre biçimlendirelim. Resmi öğesini seçelim. Bu pencere aracılığıyla sayfa numaralarını ve sağ sayfa numaralarını da arayabilirsiniz. Tamam düğmesine basalım. Word bu biçime uygun içindekiler tablosunu oluşturacaktır. Resmi biçimlendirme öğesiyle seçilmiş içindekiler tablosu eklendi. Şimdi tablomuzu inceleyelim. Kontrol Home tuşlarına basarak sayfanın başına konumlanalım. Tablo belgedeki başlıkları ve bu başlıkların bulunduğu sayfa numarasını göstermektedir web düzeni ile görüntülendiği zaman sayfa numaraları yerine linkler yani bağlantılar görüntülenecektir. Şimdi durum çubuğunda web düzeni düğmesine basalım. Sayfa numaraları kaldırılmıştır ve bağlantılar görüntülenmiştir. Bu bağlantılara tıklayarak aynı bir web sitesindeki bağlantıyı tıklar gibi istediğiniz konuya rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi belgemizi yeniden sayfa düzeninde görüntüleyelim. Durum çubuğunda sayfa düzeni düğmesine tıklayalım. Belgeyi sayfa düzeninde görüntülerken de bağlantıları kullanabilirsiniz. Kontrol tuşu basılıyken bu başlıklardan herhangi birine tıklayarak konunun olduğu sayfayı rahatlıkla açabilirsiniz. Şimdi kontrol tuşuna basarak tarih sayısı başlığını tıklayalım. Bu bağlantı sayesinde tarih sayısı başlıklı konu otomatik olarak açıldı. Belgemiz 37 sayfadan oluşmaktadır ve bu konu belgenin 4. sayfasında bulunmaktadır. Word 4. sayfaya konumlanmış durumdadır. Durum çubuğu da bu önemli bilgiyi kullanıcıyla paylaşmaktadır. İçindekiler tablosunu düzenleme. İçindekiler tablosunu oluşturduktan sonra tabloyu düzenleyebilirsiniz. Örneğin, tablonun biçimini, şeklini, görünüşünü değiştirebilir, başlık düzeylerine dair yeni ayarlamalar yapmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda belgeye başlık ekleme, silme, düzenleme işlemleri yaptığınızda içerikler tablosunu da bu değişikliklere göre güncelleyebilirsiniz. Şimdi belgeye ikinci düzey başlık ekleyelim ve içerik tablosunu da buna göre güncelleyelim. Bu işlemler için belgemizin 7. sayfası açılmıştır. Şimdi giriş sekmesinde stiller grubunda stiller açılır okunu tıklayalım. Ardından başlık 2 düğmesine tıklayalım. Temel fonksiyonlar metnini girelim. Belgedeki başlıklar değişmiştir. İçindekiler tablosu da bu başlıklara göre oluşturulduğu için tablonun güncellenmesi gerekmektedir. Bu işi yapmanın en hızlı yolu başvurular sekmesinde tabloyu güncelleştir düğmesine basmaktır. Başvurular sekmesine tıklayalım. Ardından tabloyu güncelleştir düğmesine tıklayalım. İçindekiler tablosunu güncelleştir. İletişim kutusu açılacaktır. Bu iletişim kutusu size iki seçenek sunar. Birinci seçenekte sadece orijinal başlıkların sayfa numaralarını güncelleyebilirsiniz. İkinci seçenekte ise değiştirilen başlıklar dahil tüm içindekiler tablosu güncellenecektir. Tüm tabloyu güncelle seçeneğini tıklayarak tamam düğmesine basalım. Şimdi belgedeki değişiklikleri görmek için belgenin en üstüne konumlanalım. Kontrol Home tuşlarına basalım. İçindekiler tablosunu inceleyelim. Gördüğünüz gibi, içindekiler tablosu güncellenerek Temel Fonksiyonlar başlığı içindekiler tablosuna eklenmiştir. Dizin girdisi oluşturma. İçindekiler tablosu belgeyi genel hatlarıyla göstermek ve istenilen bölüm ya da konu başlıklarına kolay bir şekilde konumlanabilmek için oldukça faydalıdır. Bir dizin ise özellikle belirli konulara ulaşmak konusunda oldukça faydalıdır. İndekslere yani dizinlere kitapların ya da eğitim videolarının sonunda rastlamışsınızdır. Belirli bir konu ve bu konunun olduğu sayfa numarası vardır. Örneğin elinizde biyoloji ile ilgili bir kitap olduğunu varsayalım. İçindekilere bakarak DNA konu başlığını aradınız ama bulamadınız. Üzülmenize gerek yok. Bir şansınız daha var. Kitabın sonunu açıyorsunuz. Tüm alt başlıkların listelendiği dizine bakıyorsunuz ve DNA konusunun hangi sayfada olduğunu buluyorsunuz. Word belge için otomatik olarak bir dizin oluşturabilir. Bir dizin oluşturmak için belgedeki dizin girdisi işaretlenir ve Word 2007'nin otomatik dizin oluşturma özelliği kullanılır. Kelimeleri, deyimleri, sembolleri ve konuları dizin girdisi olarak işaretleyebilirsiniz. Şimdi belgemizdeki bir kelimeyi dizin girdisi haline getirelim. İlk olarak Excel'in bir fonksiyonu olan tarih sayısı kelimesini seçelim. Şimdi kelimenin dizin girdisi işaretle iletişim kutusu kullanarak işaretlenmesi gerekmektedir. Başvurular sekmesini tıklayalım. Yeri gelmişken belirtmekte fayda var. Ofis programlarında çok kullanılan komutların kısa yol bilgilerini düğmenin üzerine gelip kısa bir süre bekledikten sonra görebilirsiniz. Örneğin, girdiği işaretle düğmesinin üzerinde kısa bir süre beklediğinizde, kısa yolun ekran ipucunda verildiğini görüyorsunuz. Bu düğmenin kısa yol tuş bileşimi Alt, Shift, X tuşlarıdır. Biz girdiği işaretle düğmesine basalım. Dizin girdisi işaretle iletişim kutusu görüntülenecektir. Asıl girdi metin kutusu, dizinde görünecek olan isimleri, kelimeleri listeler. Dikkat ederseniz seçili olan kelime asıl girdi metin kutusuna eklenmiştir. Şimdi dizin girdisi işaretle iletişim kutusunu inceleyelim. Alt girdi metin kutusu ile dizine bir alt girdi girebilirsiniz. Örneğin klavyeler dizin girdisi için F klavye ve Q klavye olmak üzere iki alt girdi girebilirsiniz. Çapraz başvuru, çoğu dizinde ve sözlükte karşımıza çıkan bakınız bağlantısını oluşturmamızı sağlar. Örneğin sözlükte index kelimesini arayacaksınız. Kelimeyi buluyorsunuz ve karşısında bakınız dizin yazıyor. İşte bu çapraz başvurudur. Çapraz başvurunun ayrıntılarına bir sonraki konuda değinilecektir. Geçerli sayfa seçeneği ile seçtiğiniz dizin girdisi için dizine sayfa numaraları eklenir. Sayfa aralığı seçeneği ile belgedeki yer işaretlerine çapraz başvuru oluşturabilirsiniz. Sayfa numarası biçimiyle dizideki sayfa numaralarını kalın ya da italik yapabilirsiniz. İşaretle seçeneği ile o anda seçili olan kelime girdi olarak işaretlenir. Örneğin 34 sayfalık bir belgede 23. sayfadaki excel kelimesini dizinde isterseniz işaretle düğmesine basarsınız. Bu sadece o başlığı ve bulunduğu sayfayı dizine ekleyecektir. Tümünü işaretle seçeneğiyle işaretlediğiniz kelime belgenin diğer sayfalarında da geçiyorsa o kelimeler de dizine eklenir. Örneğin 23. sayfadaki excel kelimesini dizine ekleyip Tümünü işaretle dediğinizde, belgede Excel kelimesi geçen örneğin 27. 31. ve 33. sayfalar da dizine eklenecektir. Şimdi tümünü işaretle düğmesine tıklayalım. Ardından kapat diyerek pencereyi kapatalım. Word bütün tarih sayısı kelimelerini dizin girdisi olarak işaretledi ve bunu süslü parantez içerisinde XE olarak belirtti. Bu aslında gizli bir koddur ve Word kodun bulunduğu kelimenin bir dizin girdisi olduğunu anlamak için bu kodu kelimenin sağ tarafına yerleştirir. Bu gizli kodların yanında birçok diğer işaretlerde görüntülenmiştir. Bu işaretleri ve kodları gizlemek için Giriş sekmesine tıklayalım. Ardından Tümünü Göster düğmesine tıklayalım. Şimdi belgemizdeki birkaç kelimeyi dizin girdisi olarak işaretleyelim. Bu kelimeler, içindekiler tablosunda olmayan kelimeler ya da başlıklar olursa, oluşturulan dizin amacına ulaşacaktır. Konunun başında da belirtildiği gibi, dizinler içindekiler tablosunda listelenmeyen alt başlıkları ve konuları rahat bir şekilde bulmanızı sağlayabilirler. Dizin girdisi iletişim kutusunu açtığınızda çok sayıda dizin girdisini bir kerede işaretleyebilmeniz için dizin girdisi işaretle iletişim kutusu açık kalacaktır. Yeniden Başvurular sekmesine tıklayalım. Girdiği işaretle düğmesine basalım. Excel'deki bazı fonksiyonların dizine eklenmesini sağlayalım. Sonraki sayfa düğmesine tıklayalım yıl kelimesini çift tıklayarak seçelim. Asıl girdiği metin kutusuna tıklayalım. İşaretle düğmesine basalım. Sonraki sayfa düğmesini tıklayalım. Ay kelimesini çift tıklayalım. Asıl girdiği metin kutusunu tıklayalım. İşaretle düğmesine basalım. Sonraki sayfa düğmesine iki kere tıklayalım. Temiz kelimesine çift tıklayalım. Asıl girdi metin kutusunu tıklayalım. İşaretle düğmesine tıklayalım. Sonraki sayfa düğmesine 3 kere tıklayalım. Yinele kelimesine çift tıklayalım. Asıl girdi metin kutusunu tıklayalım. Ve son olarak işaretle düğmesine basalım. Kapat düğmesine tıklayarak iletişim kutusunu kapatalım dizin girdilerimizi oluşturduk. Bu işlemlerle dizine 5 adet kelime eklemiş olduk. Sıra bu dizini oluşturmaya geldi. Dizin eklemeden önce belgenin son sayfasına konumlanmak için Ctrl End tuşlarına basalım. Şimdi dizin ekle düğmesine tıklayalım. Dizin iletişim kutusu görüntülenecektir. Dizin oluşturma işlemi içindekiler tablosu oluşturmaya benzer. Bu iletişim kutusunu inceleyelim. Biçimler açılır menüsü ile tanımlanmış. Dizin biçimlerinden istediğinizi kullanabilirsiniz. Sütunlar bölümüyle dizinin kaç sütundan oluşacağını belirleyebilirsiniz. Baskı önizleme bölümünde dizinin nasıl görüntüleneceğine bakabilirsiniz. Şimdi belgemize iki sütunlu ve klasik stile sahip bir dizin ekleyelim. Biçimler açılır okunu tıklayalım klasik menü seçelim. Dizinin sütunlarını varsayılan değer olan 2 olarak bırakıyoruz. Tüm değişiklikleri uygulamak ve dizin iletişim kutusunu kapatmak için tamam düğmesine tıklayalım. Dizin şimdi görüntülenmiştir. Klasik stilde ve iki sütun halinde belgenin sonuna yerleşmiştir. Dizin girdileri alfabetik bir sırayla yerleştiler ve her alfabetik grubun başında sözcüklerin başladığı harf bulunur. Oluşturduğunuz bu dizine yeni kelimeler ekleyebilir, silebilir ya da değiştirebilirsiniz. Örneğin, dizini oluşturdunuz ve incelemeye koyuldunuz. Bazı kelimeleri silmek istiyorsunuz. Şimdi dizindeki yıl kelimesini silelim. Dizin girdesini silmek için belgemizdeki tüm gizli karakterleri gösteren tümünü göster düğmesine basmalıyız. Bizim çalışmamızda gizli karakterler zaten açık olduğu için herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şimdi yıl dizin öğesinin bulunduğu üçüncü sayfaya gidelim. Durum çubuğunda git kısa yolunu tıklayalım. Sayfa numarasına 3 yazarak Enter tuşuna basalım. Kapat düğmesine tıklayarak pencereyi kapatalım. Sayfada yıl kelimesinin sağındaki XE simgesinin bulunduğu süslü parantezin önüne çift tıklayalım. Ardından klavye üzerinde Delete tuşuna basalım. Artık yıl kelimesi bir dizin girdisi değildir. Şimdi bir sonraki adım olarak yaptığımız son değişikliklere göre dizini güncelleyelim. Ctrl End ile sayfanın sonuna gelelim. Dizinde herhangi bir noktaya tıklayalım. Dizin seçili hale gelecektir. Yıl kelimesinin hala dizinde olduğuna dikkat ediniz. Şeritte Başvurular sekmesinde Dizini Güncelleştir düğmesine basabilirsiniz. Ya da klavye üzerinde F9 kısa yolunu kullanabilirsiniz. Klavye üzerinde F9 tuşuna basalım. Dizin silinen girdiği kaldırılarak yeniden oluşturulacaktır. Artık yıl kelimesi kaldırılmıştır. Son olarak belge üzerindeki gizli karakterleri kaldıralım. Giriş sekmesine tıklayalım. Tümünü göster düğmesine basalım. Gizli karakterler kaldırılmıştır. Dizin sayfa sonunda oluşturulmuştur ve artık kullanıma hazırdır. Değişiklikleri inceleyiniz. Yer işaretlerini kullanma. İçindekiler tablosu ve dizin, okunabilir belgeler için kullanışlı araçlardır. Bu belgeler yazdırılıp kitap, dergi ve benzeri haline getirildiğinde okuyan kullanıcının bilgiye en kısa zamanda ulaşmasını sağlar. Belgeyi çevrim içi, yani online olarak okuyan bir kullanıcı için de aynı şey geçerlidir. Word, belge içeriğinde çevrim içi olarak gezinebilmeniz için, yer işaretleri adında bir diğer kullanışlı araç sunar. Yer işaretleri, belgedeki isimlendirilmiş belirli bölgelerdir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Hansel ile Gretel masalını hepiniz bilirsiniz. Hansel ormanda kaybolmamak için cebindeki çakıl taşlarıyla geçtikleri yolu işaretliyordu ki daha sonra geçtikleri yolu rahat bir şekilde bulabilsinler. Word 2007'deki yer işaretleri de buna benzer. Uzun belgelerle çalışırken bazen geri dönmek istediğiniz alanlar olabilir. Bu alanları Belgeyle çalışmayı bitirdikten sonra bulmak zor ve zahmet gerektiren bir iştir ya da okuyucuların sürekli erişmesini istediğiniz bir bölümünüz olabilir. İşte bu gibi durumlarda dönmek istediğiniz yerleri yer işaretleri kullanarak işaretlersiniz ve git komutuyla istediğiniz alana gidersiniz. Şimdi bu anlattıklarımızı ayrıntılı bir örnekle uygulayalım. Şimdi 34 sayfalık belgemizde 27. sayfadaki hata mesajları konusuna bir yer işareti ekleyelim. Belgeyi okuyan kullanıcılar sürekli olarak hata mesajları konusuna erişmek istiyorlar. Şimdi yer işareti eklemek istediğimiz alanı fare ile seçelim. Biz bu örneğimizde bir alanı işaretledik. Siz imlecin konumlandığı herhangi bir yere işaret bırakabilirsiniz alan seçilme zorunluluğu yoktur. Ardından ekle sekmesini tıklayalım. Yer işareti düğmesine tıklayalım. Yer işareti iletişim kutusu, yer işaretlerini eklemenize ya da silmenize olanak tanır. Şu anda belgede hiç yer işareti bulunmamaktadır. Yer işareti adı, metin kutusuna, Hatalar metnini girelim ve Ekle düğmesine basalım. Belgemizde seçili alana yer işareti eklendi. Şimdi bu yer işaretini test edelim. İlk olarak, Ctrl-Home tuşlarına basarak belgenin en başına gelelim. Yer işaretinin olduğu alana, Yer işaretleri iletişim kutusu... Ya da git özelliği ile gidebilirsiniz. Biz git özelliğini kullanacağız. Git özelliğini şeritte, giriş sekmesinden ya da durum çubuğundan açabilirsiniz. Durum çubuğundaki sayfa numaralarının olduğu alana tıklayalım. Bul ve Değiştir iletişim kutusunda git sekmesi açılır. Gidilecek yer bölümünde istediğiniz sayfaya, bölüme, satıra, açıklamaya, yer işaretine gidebilirsiniz. Biz yer işareti seçeneğini tıklayalım. Yer işareti adını girin bölümünde yer işaretimizin adını seçerek git düğmesine tıklayalım. Ardından kapat düğmesine tıklayalım. Word yer işaretinin olduğu sayfaya konumlanmıştır yer işareti seçili bir alana verildiği için hata mesajları konusu otomatik olarak seçilmiştir. Yer işareti oluşturma ve kullanma işlemini başarıyla tamamladınız. Çapraz başvuru eklemek Belgede istenilen alana konumlanmak için kullanılan yöntemlerden birisi de çapraz başvurudur. Çapraz başvuru genellikle sözcüklerde görmeye alışık olduğumuz bakınız özelliğinden başka bir şey değildir. Çapraz başvuru ile belgedeki bir başka öğeye hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Eğer başvuru bir bağlantı şeklinde verilmişse, linke tıklayarak hızlı bir şekilde bağlantı verilen alana gidebilirsiniz. Çapraz başvurunun bir diğer avantajı da, başvuru yapılan öğe taşındığında ya da silindiğinde, ilişkili çapraz başvurunun kendisini otomatik olarak güncellemesidir. Birçok Word bileşenine çapraz başvuru atayabilirsiniz. Bu bileşenlere, başlıkları, tabloları, şekilleri ve yer işaretlerini örnek verebilirsiniz. Şimdi, Microsoft Excel'deki işlev tuşları konusu için bir çapraz başvuru oluşturalım. Bir çapraz başvuru genellikle tanıtıcı metinlerden oluşur ve bir ya da daha fazla başvuru öğesi içerir. Şimdi tanıtıcı metnimizi girelim. İşlev tuşları için bakınız. Hata. Başvuru kaynağı bulunamadı. Metnini girelim. sonraki adımda başvuru noktası ekleyelim. Bu örnekte Microsoft Excel'deki işlev tuşları konusu başvuru için ilişkilendirilecek. Şimdi çapraz başvuru iletişim kutusunu açarak başvuru türünü ve metnini girelim. Ekle sekmesine tıklayalım. Bağlantılar grubunda çapraz başvuru düğmesini tıklayalım. Çapraz başvuru iletişim kutusu açılacaktır. Başvuru türü açılır listesinde çapraz başvuru yapacağınız öğeyi seçebilirsiniz. Başvuru türü açılır okunu tıklayalım. Bu öğeler numaralı öğeler, özel başlıklar, yer işaretleri, tablolar olabilir. Tablo ve benzeri figürlerin Çapraz başvuru olarak işaretlenebilmesi için bu figürlerin bir başlık ya da resmin yazısıyla ilişkilendirilmiş olmaları gerekmektedir. Bu yüzden başvurular sekmesinde resim yazıları grubunda resim yazısı ekle adında ayrı bir düğme bulunmaktadır. Şimdi başvuru türü olarak başlık öğesini seçelim. Belgedeki tüm başlıklar listelenmiştir kaydırma çubuğunu en aşağı kaydırarak, gitmek istediğimiz Microsoft Excel'deki işlev tuşları başlığını seçelim. Başvuru ekle metin kutusunu kullanarak çapraz başvurunun nasıl sunulacağını seçebilirsiniz. Bu listeyle başlık metnini, başlık numarasını ya da sayfa numarasını çapraz başvurunun referans metni olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, yazdırılmış belgelerde sayfa numarasını referans olarak kullanmak çok daha faydalıdır. Kullanıcı şöyle bir çapraz başvuru görür. Bakınız sayfa 17. Bu çapraz başvuruyu okuyan kullanıcı 17. sayfaya giderek bilgisine ulaşır. Örneğimizde başlık metnini kullanacağız. Köprü olarak ekle onay kutusunun işaretli olduğuna dikkat edin. Bu seçenek başvurulan öğeyi link olarak görüntüleyecektir. Bu şekilde belgeyi okuyan kullanıcılar, link şeklinde sunulan çapraz başvuruya tıklayarak ilişkili alana gidebilecekler. Ekle düğmesine ve ardından kapat düğmesine tıklayalım. Çapraz başvuru işlemi tamamlanmıştır. İlgili konuya çapraz başvuru atanmıştır. Şimdi çapraz başvurumuzu test edelim. Kontrol tuşunu basılı tutarak Microsoft Excel'deki işlev tuşları başlığına tıklayalım. Word çapraz başvuruyu kullanarak sayfanın o bölümüne konumlanmış ve istenilen konu görüntülenmiştir. Çapraz başvuruyu silmek isterseniz başvuru atanan metni silmeniz yeterli olacaktır. Belge bağlantılarını kullanarak içerikte gezinme. Üzerinde çalıştığınız belge başlıklardan ve alt başlıklardan oluşuyorsa, bu başlıkları kullanarak belge içerisinde rahat bir şekilde gezinmek için belge bağlantılarını kullanabilirsiniz. Bu bir nevi haritaya benzer. Belge içerisinde gezinmeyi dolayısıyla işlem yapmayı kolaylaştırır. Şimdi belge bağlantılarını açalım. Görünüm sekmesine tıklayalım. Belge bağlantıları düğmesine tıklayalım. Belge bağlantıları görev bölmesi sol tarafta açılacaktır. Belge bağlantıları belgedeki bütün başlıkları listelemiştir. Eğer başlık bir alt başlık içeriyorsa, bu alt başlık başlığın altında girintilenmiştir. Başlıklara ya da alt başlıklara tıklarsanız, Word otomatik olarak o başlıkların bulunduğu yere konumlanacaktır. Şimdi belgemizdeki arama ve başvuru işlevleri başlığına tıklayalım. Word konunun olduğu 25. sayfaya konumlanmış ve başlığa dair konu belgede görüntülenmiştir. Bu şekilde istediğiniz başlığa tıklayarak işlemlerinizi hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Eğer Belge bağlantıları görev bölmesi, başlıkları görüntülemek için dar kalıyorsa, bu bölme genişletilebilir. Örneğimizde formüldeki hesaplama işleçleri alt başlığının bir kısmı görüntülenememektedir. Fare işaretçisini iki bölme arasına getirerek sağa doğru sürükleyelim. Görev bölmesi genişlemiştir. Artık başlığın rahat bir şekilde okunabildiğine dikkat ediniz. Belge bağlantıları görev bölmesinde bazı başlıkların yanında eksi işaretinin olduğuna dikkat ediniz. Bu başlığın alt başlıklar içerdiğini göstermektedir. Bu eksi işaretine tıklayarak başlığı daraltabilirsiniz. Böylece sadece başlık görüntülenecektir. Hata mesajları başlığının yanındaki eksi işaretine tıklayalım. Eksi işareti artı işareti olarak değişmiştir. Bu değişimden dolayı alt başlıklar gizlenmiştir. Aynı şekilde artı işaretine tıklarsanız tam tersi mantıkla alt başlıklar görüntülenecektir. Bilgi fonksiyonları başlığına tıklayalım. Artı işareti eksi işaretine dönüşmüş ve alt başlıklar açılmıştır. Alt başlıkları inceleyerek İstediğiniz konuma gidebilirsiniz. Belge bağlantıları görev bölmesinde herhangi bir başlığın önündeki artı veya eksi işaretine sağ tıklarsanız, başlık düzeylerini ayarlayabileceğiniz kısa yol menüsü açılacaktır. Şimdi bu sağ tık menüsünü inceleyelim. Başlıklardan herhangi birinin önündeki artı işaretinin üstündeyken farenin sağ tuşuna basalım. Bu kısa yol menüsü, başlık düzeylerine göre belgede istediğiniz alanı görüntülemenizi sağlar. Bu menüde başlık düzeylerini ayarlayabilir, başlıkları genişletip daraltabilirsiniz. Şimdi belge bağlantıları görev bölmesini kapatarak bu konumuzu bitirelim. Bu bölümde uzun belgelerle çalışma konusunda pratik çözümler sunan asıl belgelerle çalıştık. İçindekiler tablosu oluşturduk. Bu tabloyu düzenledik. Bu dizine girdiler ekledik ve dizin düzenlemenin ayrıntılarını öğrendik. Yer işaretleriyle çalıştık. Çapraz başvurular ekledik. Son olarak da içerikte rahat bir şekilde gezinmemizi sağlayan belge bağlantılarıyla çalıştık.